Bunu bazen karıştıran arkadaşlar oluyor. Bunda su kullanılır. Pekmeze gerek yok çünkü zaten yeterince şekeri miktarı olduğu için. Bir de pekmeze bandırırsanız. Evet, pastanın simitleri 160 derecede 15 dakika pişti. Pişmeden önce oda ısısında 45 dakika mayalandırdım. Şöyle göstereyim size yakından. Şekli bu şekilde. Gayet pofuduk bir pastane simidi elde ettik. Herkese merhabalar. YouTube'un fırını Sanal Fırın'a hoş geldiniz. Bu videomda en pofuduğundan pastane simidi nasıl yapılır bunu öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce videomu beğenip paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Kullanacağım malzemeler 500 gram erenmiş pastalık börekli un, 275 ml musluktan su, 50 gram ayçiçek yağı, 50 gram toz şeker, 25 gram yaş maya ve 10 gram tuz. Unu tezgaha döküyorum. Undan havuzumu oluşturdum. İçerisine suyu, ayçiçek yağını ve toz şekeri ilave ediyorum. Mayayı ufalayarak ilave ediyorum. Tuzu unun kenarlarına döküyorum. Direkt maya ile etkileşime geçip mayanın etkisini azaltmasın diye. Önce mayayı suyla açıyorum. Ardından bundan havuzun içerisine öyle alıp havuzun içerisindeki suyu yoğunlaştırıyorum önce. Daha sonra taşma yapmasın diye bütün hamuru yoğururken. Evet, gördüğünüz gibi suyu yoğunlaştırdım. Bu artık taşma yapmayacaktır. Bütün hamuru şöyle karıştırıp yoğurabilirim artık. Keskiyle yoğurmak da bir çeşit yoğurma tekniği sayılabilir. Böyle hamurun daha erken olgunlaşmasını sağlayabilirsiniz. Hamuru bu şekilde yaklaşık bir 6-7 dakika yoğurdum. Böyle olgunlaştı. Güzel. Şu anda hamur. Şöyle bir dinlenme kabının içerisine az bir un serpiyorum. Hamurumu içerisine atıyorum. Üstünü streçle kapatıp bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Evet. Hamurum bir 40 dakika dinlendi, mayalandı. Şöyle çıkartayım bunu. Tezgahıma böyle fıs fısla biraz ayçiçek yağı sıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Hamurumu şöyle rulo haline çevirdim. 8 adet simit yapmayı planlıyorum bunu. Şöyle göz kararı keseceğim. 8 adet simit yapacağım. Tezgahın bu kısmına tekrar şöyle bir ayçiçek yağı sıkıyorum. Simit hamurlarımı şöyle rulolara çeviriyorum. Yani fitilliyorum. Şöyle güzelce. Bir dakika kızım bekle. Üstünü tekrar streçle örtüp bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Evet, simit hamurlarım 20 dakikada bu şekilde dinlendi. Şimdi sıra geldi şekillendirmeye. Evet.
çift kilenlemesini yapıyorum. Şöyle burkup gördüğünüz gibi bu şekilde simitimi şekillendirdim. Şöyle birini içeri birini dışarı şekilde şöyle burgusunu vurup bu şekilde şekillendiriyorum. Burgu şart değil yalnız, burgusuz da yapabilirsiniz. Yani düz olarak işleyebilirsiniz. Şimdi sıra geldi simidi susamlama işlemine. Susamlamak için su kullanacağım. Bu pastane simidi. Bunda pekmez kullanılmaz. Bunu bazen karıştıran arkadaşlar oluyor. Bunda su kullanılır. Pekmeze gerek yok çünkü zaten yeterince şeker miktarı olduğu için. Bir de pekmeze bandırırsanız simit yanar üstü resmen, yani haşlanır. Öyle bir şey yok. Pastane simidini suya bandırıyoruz. Sadece sokak simidini, çıtır simidi pekmeze bandırıyoruz. Ve sudan sonra da simit susamı bandırdım. Şöyle burada bir 10-15 dakika dinlendireceğim ki açılsın. Yoksa açılmaz. Açılması için tahtanın üstüne alıyorum. Ben 15 dakika dinlendirip ondan sonra açacağım. Evet, simitler burada da bir 15 dakika dinlendi. Şimdi açılacak seviyeye gelmiştir. Şöyle tepsimi alayım buraya. Simitleri tepsime şöyle açıyorum. Pastane simidi çok geniş açmanıza da gerek yok. Pastane simidi zaten böyle pofudu olur. Çok fazla açmanıza da gerek yok. Böyle orta halde açtığınız da yeterli. Çıtır simit gibi değil. Evet. Tekrar üstünü örtüyorum. Bu şekilde mayalandırıyorum. İsterseniz de önceden ısınmış 40 derece fırında mayalanır, bu şekilde pişirebilirsiniz. Evet, pastanın simitleri 160 derecede 15 dakika pişti. Pişmeden önce oda ısısında 45 dakika mayalandırdım. Şöyle göstereyim size yakından. Şekli bu şekilde. Gayet pofuduk bir pastanın simidi elde ettik. Evet, sizler için bir tane simidi şöyle öncelikle dokusunu göstereyim. Kırıp size göstereyim şöyle nasıl olduğunu. Pamuk gibi, gördüğünüz gibi. Gerçekten tadı olsun, kıvamı olsun. 10 üzerinden 10 puanı hak eden güzel bir simit oldu. Sizler de yapın, beğeneceksiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Yeni tariflerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sanal Fırın'da kalın. Hoşça kalın.